Filistin olayı ciğerimizi yakıyor tabiri caizse. Gerçekten çocukların, kadınların dünyanın gözünün önünde ölmesi, şehit olması hakikaten vicdanları yapıyor. Ama dünyanın vicdanlarını yapmıyor. Sadece Müslüman ülkelerin, o da tartışılır. Türkiye'nin başta ciğerlerini yakıyor ve tepki gösteren de maalesef Müslüman aleminden pek tepki yok. Sadece Türkiye'den. Önderliği Türkiye yapıyor. Ama Müslüman alemi yine sessiz, sakin, bir takım devletlerin boyunduruğu altında ses çıkaramayan, ikili ilişkilerden dolayı onlara teslimiyetçiliği devam eden bütün ülkeler, Müslüman ülkeler gerektiği şekilde cevap veremiyor. Ama Türkiye her zaman olduğu gibi Filistin'e sahip çıkıyor. Acı çeken bütün Müslüman topluluklarına yardımcı olmaya çalışıyor. Bu bağlamda meclisimizden meclis üyelerimizin duygularını dile getirmek üzere bir bildiri hazırladık. Bu bildiriyi meclisimize sunmak istiyoruz. Karadeniz Ereğli Belediyesi meclis üyeleri adına Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in Arife günü başlattığı çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar orantısız güç kullanımlara hukuk dışı bir olgu bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı, Birleşmiş Milletler kararına aykırı şekilde sürdürülen işgali ve hukuk tanımazlığının geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyelikle harekete geçmesini talep ediyor. Bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Karadeniz Ereğli ilçesi, belediye meclis üyeleri olarak İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz. Karadeniz Ereğli Belediye Meclis Üyeleri. Evet, belediye meclis üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımla beraber tüm Ereğli halkı adına burada tepkimizi ortaya koymak istedik ve koyduk. Allah onlara yardımcı olsun. İnşallah şehitlerimiz, orada ölen çocuklarımız ve kadınlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara da sağlık ve sabır dilemeyi diliyoruz. Ve mutlaka bu katliamın durdurulması gerektiği noktasında düşüncelerimizi aktarmış oluyoruz.